Herkese merhabalar, Tonguç Akademi'de birlikteyiz. Kalıtımın dördüncü ve son videosunu çekeceğiz. Kalıtım bizim için önemli bir konu, uzun da bir konuydu. Her sene üniversite sınavında da bir tane sorusu geliyor biliyorsunuz ki. O yüzden biz de dörde bölerek anlatmıştık. Bu kısmında da eşeğe bağlı kalıtımdan bahsedeceğiz daha çok. Hadi başlayalım. Şimdi baktığımız zaman eşeğe bağlı kalıtımdan önce bilmem gereken eşey adını verdiğim bir kavram var. İnsanlara baktığımız zaman ya da hayvanlar alemindeki canlılara baktığımız zaman çoğunun ayrı eşeğe sahip olduğunu, yani erkek bireyin farklı, dişi bireyin farklı bir birey olduğunu görüyoruz. Ayrı eşeğe sahip türlerde de tabii ki eşeyli üreme dediğimiz durum söz konusu olacak. Canlının eşeği çoğunlukla da kromozomlar ve kromozomların üzerindeki genlerle belirlenecek. Yani bizim dişi olmamız genlerimizle belirleniyor. XX genine sahip olanlar dişi bireyler, XY genine sahip olanlar ise erkek bireyler oluyor. Genellikle dememizin ya da çoğunlukla dememizin sebebi bazen cinsiyetin belirlenmesine çevresel faktörler de sebebiyet verebiliyor. Bununla ilgili bildiğimiz bir iki tane örnek var. Bir bitki türümüz var, bir tane hortumlu hayvan dediğimiz denizlerde yaşayan bir hayvan türümüz var. Çevre şartları cinsiyetin oluşumuna etki edebiliyor ama çoğunlukla, çok büyük bir çoğunlukla cinsiyetin oluşmasında bizim için kromozomlarımız, yani genetik bilgimiz etkili. Bir vücut kromozomlarımız, bir de eşey kromozomları adını verdiğimiz kromozomlarımız olacak. Vücut kromozomlarına otozom kelimesini kullanacağız ki biz kalıtımın şimdiye kadar olan kısmında hep otozomlarda aktarımdan bahsettik. İşte mavi gözün geninin aktarımı, saç şeklinin aktarımı, kulak yapışıklılığının aktarımı dediğimiz zaman bunlar hep otozomlarda taşınan özelliklerdi. Bir de bizim gonozom adını verdiğimiz eşey kromozomlarımız olacak. Yani kısadan söyleyecek olursak biz 46 kromozomluyuz. Dişiler biliyorsunuz 44 artı XX. Erkekler de 44 artı XY kromozom formülüne sahipler. Burada 44 ile ifade edilen bizim otozomlarımız, yani vücut özelliklerimizdir. Saç rengi, ne bileyim boy uzunluğu, göz rengi, kan grubu gibi. XX ise cinsiyetimizi belirler. Haliyle bunlara da gonozom kelimesini kullanmış olacağız. Erkeklerde de aynı mantık geçerli. Biz zaten diploid, yani 2N kromozomlu canlılar olduğumuz için cinsiyetimizin belirlenmesinde de iki tane gen etkili olacak. Hemen bunları tabii örnek üstünden de anlatalım. Otozomlar canlının vücut özellikleriydi. Ne gibi? Göz rengi gibi, saç rengi gibi, saç şekli gibi, kan grubu gibi genlerdi. Otozom sayısına da baktığımız zaman, şimdi benim vücut hücremi düşündüm. 44 artı XX kromozom formülüne sahibim. Yani topladığım zaman vücut hücrelerimde kaç tane kromozom var? 46 tane kromozomumuz olacak. Üreme hücrelerime bakarsan da mayoz bölünmeyle oluşturulacaklar diye. Yani burada da 22 artı X yumurtaya sahip olacağım. O zaman otozom sayısına baktığımız zaman 44. Yani 46'dan 2 çıkarttığımız zaman otozom sayısını buluruz. Çok formülize etmek istersek de 2N 46'ydık ya. Bundan 2 çıkarttığımız zaman otozom sayımızı, yani 44'ü bulmuş olacağız. Üreme hücrelerine baktığımız zaman onlar N kromozomluydu. Üreme hücrelerinde kaç tane gonozom bulunuyor? Bir tane. O zaman N-1 dediğimiz zaman da üreme hücrelerindeki otozom sayısını bulacağız. Aslında ne demek istediğimi söyleyeyim. Mesela diyor ki 2N eşittir, atıyorum, 20 kromozomlu bir canlının karaciğerinde bulunan otozom sayısı kaçtır? Karaciğer dediği zaman vücut hücresinden bahsetmiyor mu? Bu 20 kromozomlu olduğuna göre 18 artı XX veya 18 artı XY'dir. Otozom sayısı ne? 18. Yani bunun kromozom sayısından 2 çıkarttım. Bana deseydi ki 2N eşittir 20 kromozomlu bir canlının spermlerinde bulunan otozom sayısı kaçtır? Ha, diyecektim ki bu adam 2N eşittir 20. Spermleri o zaman N kromozomludur. Sperminde bulunan otozom sayısı diyorsa 9 tane otozomu vardır. Bir tane de gonozomu vardır. O zaman hop 9'u yazmış olacaktık. Yani işlemlerde bize kolaylık olsun diye böyle bir şeyden bahsediyoruz. Hemen gelelim. Bir kromozom takımında, yani N kromozomdan bahsediyoruz. Eğer tek takımsa,
N'den bahsediyorsak gonozom kaç tane bulunması lazım? Bir tane bulunması lazım. Şey gibi düşün. Sen N eşittir 23 kromozomlu yumurta oluşturdun. Yumurtayı açık yazacak olursak 22 artı X yazmaz mıyız? Veya 23 kromozomlu sperm oluşturdun. Onu da 22 artı Y olarak göstermez miyiz? Yani bir kromozom takımına baktığın zaman N kromozomda kaç tane gonozom olacak? Bir tane. Vücut hücrelerine baktığımız zaman ise karaciğerimde, dalağımda, böbreğimde XX veya XY kromozom formülüne sahip olacağım. O zaman insanların vücut hücrelerine bakalım. Aşağıya doğru artıyı verdiği zaman kimlerden bahsediyorduk? Dişi bireylerden. Oku yukarıya doğru gösterirse erkek bireylerden bahsediyoruz. Dişiler neydi? 44 artı XX. Erkekler ise 44 artı XY kromozom formülüne sahiplerdi. Doldurmaya kalkarsak vücut hücrelerimiz 46 kromozomlu. Dişilerin vücut hücresindeki otozom sayısı ne? 44. Gonozom sayısı ne olacak? XX yani 2 tane bulunacak. Erkeklere baktığım zaman otozom sayısı yine 44 olacak. Erkekler ama XY gonozomlarına sahip olacak. Eşey hücrelerine bakarsak yani yumurtalara baktığımız zaman ve sperme baktığımız zaman 23 kromozomluydu. Otozom sayısı 22 oldu. Gonozom sayısı haliyle X oldu. 44 artı XX diye 22 artı X, 22 artı X olarak bölündü. Erkekler 44 artı XY idi. Haliyle 22 artı X veya 22 artı Y kromozom formülüne sahip olacaklar gençler. Bizim cinsiyetimizin belirlenmesinde de erkeklerden gelen spermlerde bulunan gonozom sayısı tabii ki etkili olacak. Hemen ondan da bir bahsetmiş olayım. İnsanda eşeğe baktığımız zaman babadan gelen spermlerin taşıdığı gonozomlarla belirlenmiş olacak. Çünkü anneden her halükarda her çocuğa ne geliyor? 22 artı X. Yani anneden gelecek başka alternatif yok. Babadan 22 artı X'lik bir sperm gelirse bunların çocuğu dişi oluyor. Babadan 22 artı Y'lik bir sperm gelirse bunların çocukları erkek oluyor. Erkek veya dişi çocuğun oluşma olasılığı da tabii ki birbirine eşit olacak gençler. Çünkü çaprazlama sorusu çözeceğim birazdan. Aynı mantık bizim burada geçerlidir. Hemen göstereyim. Şimdi dişiler XX değiller mi? Erkeklerde XY kromozom formülüne sahip değiller miydi? Normal çaprazlamayı yazıyorsun. Bunu tuttum bununla, bunu tuttum bununla, sonra bunu bununla, bunu bununla yazdığın zaman. Oluşan bireylere bakıyorsun. XX olabilir hocam, XY olabilir hocam, XX veya XY olabilir. Baktığın zaman bir kadınla bir erkek evlendiği zaman kız çocuklarının olma ihtimali 1/2. Erkek çocuklarının olma ihtimali 1/2'dir. Yani ne olursa olsun bir çocuğun kız olma ihtimaliyle erkek olma ihtimali birbirine eşittir. Genotip oranlarını ve fenotip oranlarını zaten buradan da görebiliyorsunuz. Hemen bir soru çözelim ki bu soru kalıbı çok aşırı derecede karşımıza çıkıyor. Birinci çocukları kız, ikinci çocukları erkek olmuş. Üçüncü çocukları kız olan anne ve babanın dördüncü çocuklarının kız olma ihtimalini soruyor. Bir kızı olmuş, bir erkeği olmuş, bir kızı olmuş. Dördüncü acaba ne olur diyor. Hiç önemli değil. Bazen şunu da yazıyoruz. Bir ailenin arka arkaya doğan dört çocuğu da kız olmuştur. Beşincinin erkek olma ihtimali nedir? Bir kere bağımsız olay bunlar. Bağımsız olayların sonuçları birbirini etkilemez. Yani bundan önce olan çocuklar beni ilgilendirmiyor. Sonuçta bu kadın XX kromozom formülüne sahip. Adam da XY kromozom formülüne sahip. Her zaman tutup çaprazlama işini yapıyorum. Bunu bununla, bunu bununla, bunu da bununla yazdığım zaman bunların çocukları XX olabilir, XY olabilir, XX olabilir. Haliyle bir de XY olabilir. Dördüncü çocuklarının kız olma ihtimali yine bizim için ne olacak? 1/2. Yani 4/2 ihtimalle olduğu için 1/2 diyeceğiz. Hiç işlem yapmana bile gerek yok. Öncesi bizi ilgilendirmiyor. Geldik eşeğe bağlı kalıtım kısmına. Eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman X ve Y kromozomlarının olduğunu söylemiştik. X ve Y kromozomlarının üzerinde de bazı özellikler taşınabiliyor. Yani cinsiyet kromozomlarıyla taşınma olayı gerçekleşecek. X ve Y kromozomunu da kıyas yaptığımız zaman birbirinden biraz daha farklı
kromozomlardır. X kromozomu Y kromozomuna bakarak oldukça büyük bir kromozomdur. Şimdiye kadar dediğim gibi hep vücut hücrelerinde aktarılanlardan bahsetmiştik. Büyük A küçük A'ları kullanmıştık. Ama eşeğe bağlı kalıtım dediğimiz zaman X üzeri bir şeylerden bahsedeceğiz. Onların üzerine yazma işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi hemen şuradan da bir göstermek istiyorum. Dişi bireylere baktığımız zaman iki tane X kromozomunu taşıyacaklar. Ondan yana bir sıkıntım yok. Erkek bireylere baktığım zaman ise X kromozomu ile Y kromozomu birbirinden farklı. Y bir tık daha küçük bir kromozomdur. Bunların da üzerinde bazı özellikler taşınabiliyor. Şimdi size bazı bölgeler göstereceğim. Sorularda böyle çok havalı yazıyor. X kromozomunun Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan, yok homolog bölgesinde taşınan gibi kelimeler söylüyor. Ay ne kadar zor bir şeymiş gibi geliyor ama hiç zor bir şey değil. Şimdi şuraya baktım. Bu X kromozomu, bu da Y kromozomu. X kromozomu ile Y kromozomu burada, şuralar birbirine karşılıklı geliyor. O zaman X kromozomu ile Y kromozomunun homolog bölgesi burası. Burada taşınanlar hem X ile taşınır hem Y ile taşınır. Yani şurada bir özellik varsa aynı özelliğin görülme oranı şu tarafta da bulunacak. He, yukarıya doğru çıktım. Şuraya baktığım zaman bunun karşılığı Y'de yok. X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi dediği zaman şuradan bahsediyor. Burada taşınan özellikler, ki birazdan renk körlüğü ve hemofiliden bahsedeceğim, sadece X kromozomuyla taşınacak. Yani aktarımı X kromozomuyla gerçekleşecek. Y kromozomunun bunların aktarımında hiçbir etkisi yok. Burası neymiş? X kromozomunun Y kromozomuna homolog olmayan bölgesi. Aynı mantıkta şu tarafa doğru bir bakalım gençler. Şuraya da baktığım zaman bunun da karşılığı X'te yok. Yani şurası Y kromozomunun X kromozomuna homolog olmayan bölgesi. Burada taşınan özellikler de sadece Y kromozomuyla aktarılacak. Ha, şu mantık olacak. X kromozomu hem dişilerde var hem erkeklerde var. X kromozomunda görülen özellikler, taşınan özellikler dişilerde de görülebilir, erkeklerde de görülebilir. Ama Y kromozomunda taşınan özellikler sadece erkeklerde görülecek. Bende Y kromozomu yok ki Y kromozomunun taşıdığı bir özellik bende görülsün gençler. O yüzden burası bizim için önemli olacak. Hemen de açmaya başlıyorum. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınan, X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınan kısım neydi? Yani şurasıydı. Tam renk körlüğü dediğimiz, yani hiçbir rengi görememe, siyah beyaz görme durumu burada taşınır. Bizim kısmi renk körlüğü dediğimiz kırmızı yeşil renk körlüğünde ise farklı bir durum söz konusu olacak. X ve Y'nin homolog bölgesinde taşınan her özellik anne ve babadan gelen iki özellikle belirlenecek. Çekinik genlerle aktarılan bir özellik için hem erkek hem dişi taşıyıcı olabilecek. Yani diyor ki fark etmez. Hem erkekte de olur hem dişide de olur. Zaten ikisi birbirine homolog olduğu için vücut gibi düşünebilirsin soruda geldiği zaman. Cümleler çok karışıkmış gibi gelir. Aslında ben size özetini söylüyorum. Soru çözerken de böyle afilli cümlelere hiç ihtiyacımız olmayacak. Sonra baktım, X kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan özellik. He, X kromozomunun Y'ye karşılığı olmayan bölgesinden bahsediyor. X kromozomu hem dişilerde hem erkeklerde olduğu için dişilerde de görülebilir, erkeklerde de görülebilir. Erkekte varsa zaten görülecek. Erkek adamın zaten bir tane X'i var. O X'te de bu özellik varsa o adamda o özellik görülecek. Dişilerde ise iki tane X'i olduğu için eğer çekiniklik varsa bu özellikle ilgili taşıyıcılık durumu olabilecek. Y kromozomunun homolog olmayan bölgesinde taşınan özellik de sadece erkeklerde görülecek. Sadece bir tane Y kromozomu olduğu için taşıyıcılık gibi bir durumdan da bahsedebilmemiz söz konusu değil. X kromozomuna bağlı kalıtım dediğimiz zaman en sık görülen örneklerinden bahsedelim biraz. Bunlar genellikle X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınacaklar. Sorularda da karşımıza hemofili ve kırmızı yeşil renk körlüğü dediğimiz ya da kısmi renk körlüğü dediğimiz körlük meydana gelecek. Hemofili kanın pıhtılaştığı maması ile ilgili bir hastalık. Renk kırmızı yeşil renk körlüğü ise kırmızı ve yeşil renkleri birbirinden ayırt edememe ile ilgili bir hastalık olacak. Şimdi normal şartlarda
Göz doktoruna gittiğimiz zaman da bu şekli genellikle görüyoruz. Kırmızı yeşil renk körlüğüne sahip olan bireyler bunun içerisinde yazan rakamı okuyamıyorlar. Burada kırmızı yeşil noktalar var. Yeşil noktalarda bir araya gelerek 5 rakamını meydana getirmişler. Sakın şöyle hayal etmeyeceksin. Kırmızı yeşil renk körleri kırmızıyı yeşil, yeşili kırmızı görmüyor. Eğer öyle göreydi o da bu rakamı okuyabilirdi. Çünkü o içeriği kırmızı, dışarıyı yeşil olarak görecekti. Yine rakamı okuyabilecekti. Kırmızı yeşil renk körlüğüne sahip bireyler ikisini de kahvenin tonları şeklinde görüyorlar. O yüzden de içerideki rakamı okuyamıyorlar. Bu özellik erkeklerde tabii ki taşıyıcılık diye bir durum söz konusu olmaz. Erkekler sadece X kromozomundan bir taneye sahipler. Eğer renk körlüğü genine sahipse erkek renk körüdür. Eğer gene sahip değilse sağlıklıdır. Ama kadınlarda iki tane var ya, bir sağlıklılık geni bir de renk körlülüğü genini yan yana bulundurabiliyorlar. Haliyle öyle olduğu zaman da biz bunlara taşıyıcı bireyler ismini vereceğiz. Bu özellik erkeklerde daha sık görülür. Kadınlarda görülme oranına göre. Burada da neyi kastediyorum? Aslında matematiksel olarak da size biraz bahsedeyim. Diyelim ki bir toplum var. Bir toplumda 1/3 oranında renk körlüğü görülüyormuş. 1/3 oranında renk körlüğü görüldüğüne göre erkeklerde sadece bir tane X kromozomu olduğuna göre erkeklerde bunun görülme oranı 1/3'tür. Kadınlara baktığın zaman ise bu iki tane genin yan yana gelmesi lazım ki kadınlar renk körü olabilsin. O yüzden de kadınlar 1/3 × 1/3. Kadınlarda o görülme oranı ise 1/9'dur. O yüzden renk körlüğünün erkeklerde görülme oranı kadınlarda görülme oranından çok daha fazladır. Bu özelliğin iki geni yan yana gelirse anca ben renk körü oluyorum. Haliyle bizde görülme oranı düşüyor. Çok da soru koydum bunlarla ilgili. Biraz zorlanabiliyorsunuz. O yüzden yavaş yavaş birazından bahsetmeye başlayayım gençler. Önce hemofiliyle başlayalım. Sonra kırmızı yeşil renk körlüğüyle başlayalım. Şimdi hemofiliye baktığımız zaman kanın pıhtılaşması için bazı proteinlere ihtiyacımız var. Biz kanımızın bazen pıhtılaşmasını bazen pıhtılaşmamasını istiyoruz. Bir yerim kesildiği zaman kanımın pıhtılaşması, pıhtılaşarak bu damardan çıkan kanın durdurulması gerekir. Yoksa kan kaybından öleceğiz. Ama damarımızın içerisinde kan hareket ederken de kanın pıhtılaşmaması lazım. Eğer damar içerisinde de pıhtılaşırsa mesela kalp krizi gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden de vücudumuzda bu belli oranlarda gerçekleşiyor. Pıhtılaşma faktörü dediğimiz bu proteinlerin oluşturulmasını sağlayan genler de X kromozomu üzerinde taşınıyorlar ve çekinik olarak taşınıyorlar. X kromozomu üzerinde hemofiliya H harfiyle gösteriyoruz. X kromozomu üzerinde küçük haşı yani bu geni bulunduranlarda pıhtılaşmama durumu söz konusu oluyor. Erkeklere baktığın zaman X üzeri büyük haşa Y olabilirler. Büyük haş sağlıklı olma geni olduğuna göre demek ki bunların kanı gayet pıhtılaşır, hiçbir sıkıntımız yok. Ama dişilere baktığınız zaman küçük haş pıhtılaşmama geniydi ya. X üzeri küçük haşa baktığım zaman bunlar da hemofili hastası oluyorlar. Tabi bunların dereceleri var proteinlerin sentezlenme mekanizmasına göre. Biz kaba taslak anlatıyoruz gençler. Ama kadınlara baktığın zaman üçüncü bir alternatif oluyor. Şimdi tamam kadında ikisi de büyük haşsa yani pıhtılaşmama geni yok. Gayet bunlar sağlıklı normal bir kadın oluyor. İkisi de küçük haşsa hemofili hastası oluyorlar. Kanları pıhtılaşmıyor. Ama biri büyük haş, diğeri küçük haşsa taşıyıcı dediğimiz üçüncü bir durum söz konusu oluyor. Yani normal şartlarda bunun kanı pıhtılaşıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Ama yavrusuna pıhtılaşmama genini aktarabiliyor. Bu kadın taşıyıcı özellik gösteriyormuş. Hemen sorusunu göstereyim ben size. Şimdi X kromozomuna bağlı çekinik genlerle aktarılan bir hastalık olan hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı bir kadın. Hemen yazmaya başlıyorsun. Hemofili hastalığı bakımından taşıyıcı olduğuna göre X üzeri büyük haşa ne olması lazım? X üzeri küçük haş şeklinde olması lazım. Gitmiş kiminle evlenmiş? Sağlıklı bir erkekle evlenmiş. O zaman X üzeri büyük haşa Y bir bireyle evlendiğinden bahsediyoruz. Hiçbir şey yok. Büyükü üstüne yazmamız, X üzeri haş yazmamız sakın kafanı karıştırmasın. Her zamanki mantık geçerli. Bunu bununla yaz. Bunu bununla. Bunu bununla. Bunu bununla yazacaksın. Hemen de ben yazmaya bir başlayayım. Yazmaya başladığımız zaman şurası X üzeri büyük haştı. X üzeri büyük haş bir birey meydana gelebilir. Şuraya geldim.
X üzeri büyük h'tı, yanına y'yi aldı. Şuraya geldiğim zaman x üzeri büyük h'tı, yanına x üzeri küçük h'ı aldı. Sonra x üzeri küçük h'ın yanına y aldı. Büyük harfi hep başa yazdım ki aklım karışmasın diye. O zaman bunların oluşabilecek çocukları şu şekilde meydana gelecektir. Baktığım zaman bana ne demiş? Hasta dişi birey oluşma ihtimali nedir? Hasta dişi birey oluşma ihtimaline bakıyorum. Dişi neresi? X üzeri büyük h'a büyük h, x üzeri büyük h'a küçük h. Bunların hasta çocuğunun olma ihtimali yok. Zaten şöyle düşünebilirsin. Baba sağlıklı mı? Sağlıklı. Kız çocuğuna hep büyük h gidecek mi? En kötü ihtimalle taşıyıcı olabilir. Bunların hasta çocuğu olamaz. O zaman şurayı ne yapıştırdın? %0 ihtimalle. Hasta erkek birey oluşma ihtimali dediği zaman da alacağın şey şöyledir. Burada karışıklık meydana gelebiliyor. Erkek çocuklarının hasta olma ihtimali derse şunları kapatıyorsun. Erkek çocuklarının hasta olma ihtimali bizim için %50 mantığında olacak. Sadece anneye de bakabilirsin. Bunların çocuklarında hastalığın çıkma ihtimali, yani şuraya bakıp %25 şeklinde göstermeyeceksin. Şuraları kapadın. Bunların erkek çocukları ya sağlıklı oluyor ya da hasta oluyor. Cinsiyet burada belirlendiği için bir de cinsiyetle ilgili alternatif ortaya koymuyorsun. Hasta erkek bireyin oluşma ihtimali ya da erkek çocuklarının hasta olma ihtimali %50'dir diyeyim gençler. Daltonizm, yani kırmızı yeşil renk körlüğü, kısmi renk körlüğü dediğimiz zaman da bazı reseptörler yok gözlerinde. Kırmızı ve yeşil rengi birbirine karıştırma durumu söz konusu olabiliyor. Yine X kromozomu üzerinde çekinik bir genle taşınacak. Bunu da küçük R ile göstermiş olacağız. Genotip ve fenotipler yine yazılmış. Erkeklere baktım. Eğer büyük R'ye sahiplerse normal görme genine sahiplerdir. Eğer küçük R'leri varsa bunların kısmi renk körü olduğundan, yani kırmızı ve yeşil rengi birbirine karıştırdığından bahsedeceğiz. Dişi bireylere baktığımız zaman büyük R büyük R'lerse normal bir bireyden bahsediyoruzdur. Büyük R'ye küçük R mantığındalarsa demek ki genetik olarak baskın özelliğe sahip, yanında da çekinik özelliği taşıyor. Kendi gayet güzel kırmızı yeşili ayırt edebilir, net görebilir ama çocuklarına aktarabilir. İkisini de küçük R küçük R taşıyorsa kısmi renk körü olduğundan bahsedeceğiz. Hatta o kadar çok soru çözeceğiz ki soru çözdüğünüz zaman bir süre sonra gözünüzle de yapmaya başlayacaksınız. Annesi renk körü olan bir erkek renk körü olur mu? Annesi x üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r ise mantığı kuracaksın. X üzeri küçük r'ye x üzeri küçük r. Babası x'iymiş, ne olduğunu bilmiyoruz. Sonuçta erkek çocuk değil mi? Babadan y'yi alacak. Anneden mecbur ne alacak? X üzeri küçük r'yi alacak. Yani renk körü bir kadının sağlıklı bir erkek çocuğunun olma ihtimali yok kesinlikle. Gibi bir süre sonra soruları görerek çözmeye başlayacaksınız diyeyim. Gençler, hemen bir tane de soru yapayım sizinle birlikte. Yandaki soy ağacında kırmızı yeşil renk körlüğü özelliğini fenotipinde gösteren bireyler renkli olarak verilmiş. Bu özelliği gösteren bireylerden bahsediyoruz. Bu özelliği gösteren bireyler de erkek bireylermiş. Renklileri yazmaya başladım. O zaman x üzeri küçük r'ye y olacak. X üzeri küçük r'ye y olacak. X üzeri küçük r'ye y olacak. Şu renk körü olmadığına göre zaten yapıştırabilirsin. Erkek birey ya, x üzeri büyük r'si var. Hatta istiyorsan şunları da yazabilirsin. X üzeri büyük r'si var ama yanını bilmiyorum. Bunlar sağlıklıymış ya. Yanını bilmiyorum. X üzeri büyük r yanını bilmiyorum. X üzeri büyük r yanını bilmiyorum. Bileceğim. Nasıl bileceğim? Aşağıdan yukarıya doğru hareket ederek bileceğim. Şimdi bu erkek çocuğu y kromozomunu tabii ki babasından aldı. O zaman x üzeri küçük r'yi kimden aldı? Hop, annesinden aldı. O zaman annesi ne baktığımız zaman 5 numaralı birey kesinlikle nasıl bir bireydir? 5 numaralı birey renk körlüğü bakımından taşıyıcıdır. Yine aynı mantıkla buraya bakıyorum. Y kromozomunu babasından aldığına göre X üzeri küçük R'yi kimden alacak? Annesinden. Hop, annesinin ne olduğu çıktı? Taşıyıcı olduğu çıktı. Yine buradan yukarıya doğru çıkmaya çalışıyorum. Buradan yukarıya doğru çıktığım zaman X üzeri bu kız çocuğuymuş. X üzeri büyük R'yi babadan X'i alacağına göre kesin buradan aldı. O zaman X üzeri küçük R'yi nereden aldı? Bu taraftan aldı. Birinin de kesinlikle taşıyıcı olduğunu biliyorum. İki sağlıklı bir erkek birey olduğuna göre zaten onun genotipini yazabildim. Ama 3 numaraya baktığım zaman X üzeri büyük R'yi babasından alsa annesinden yanına X üzeri büyük R'yi almış olabilir. Veya babasından X üzeri büyük R'yi alsa
annesinden yanına X üzeri küçük R gelmiş olabilir. 3 numaralı bireye baktığım zaman genotipini kesin olarak söyleyemedim. Bir tek de belirleyemediğim o var. Kalanını yazabildim. O yüzden de hangisi söylenemez dediği için cevabımız Ceyhan oluyor. Gençler, sorularla devam edeceğiz dediğim gibi. Hemen şuraya bakıyorum. Bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki soy ağacında renkli olarak verilmiştir diyor. Ben bir iki tane fotokopi çekmiştim. Bu bununla aynı mı? Evet, aynısından bahsediyoruz. Hemen yerine koymuş olayım. Buna göre bu özellik otozomal çekinik, X'e bağlı çekinik, X'e bağlı baskın kalıtımlarından hangileriyle açıklanabilir diyor. Bu tarz sorularda yazıp silme yöntemini kullanacaksınız. O yüzden ben fotokopilerini çektim. Hemen sizinle birlikte yapayım. Şimdi renkli bireyler özelliği gösteriyor. Otozomal ne demek? Vücut kromozomlarında taşınması anlamına geliyor. O zaman şunlara yapıştırdın. Küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A olacak. Bu mantıkla bakarsan küçük A'nın birini buradan alsın, birini buradan alsın. Bunlar özelliği taşımadığına göre yanları büyük A'lı olsun. Oluyor mu? Oluyor. Küçük A, küçük A ise küçük A'nın birini buradan alsın, birini bu taraftan alsın. Bunların yanı büyük A'lı olsun. Şuna baktığın zaman bu onların çocuğu değil. Bak, karıştırma. Bu onların çocuğu değil. Bu tarafta büyük A, yanları ne olursa olsun, yanları işte atıyorum küçük A, küçük A da olabilir. Burası büyük A, burası büyük A, küçük A şeklinde de olabilir. X'e bağlı çekinik olarak taşınabiliyor. Daha doğrusu otozomal çekinik olarak taşınabiliyor mu? Gayet taşınabiliyor hocam. Hiçbir sıkıntımız yok. Diğerine hemen bir bakmaya çalışayım. Onu da şöyle koymuş olayım. Tabii siz siliyorsunuz. X'e bağlı çekinik taşınabilir mi? X'e bağlı çekinik taşınabilmesi için bunun X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Erkek birey. Şunun X üzeri küçük R'ye X üzeri küçük R olması lazım. Bunun X üzeri küçük R'ye Y olması lazım. Soy ağacını hemen yerleştirmeye çalıştığım zaman X üzeri küçük R'ye Y ise Y'yi buradan alsın. Babası bu özelliği göstermediğine göre sağlıklı. X üzeri küçük R'yi o zaman annesinden almak zorunda. Annesi de X üzeri büyük R olsun. Sıkıntı var mı? Yok. Geldim şuraya. X üzeri küçük R babadan alacak. Baba zaten renk körü. Okey. X üzeri küçük R'nin birini buradan alsa yanına X üzeri büyük R olsa olur mu? Olur. Yine şuradan baktığım zaman baba sağlıklı olduğuna göre X üzeri büyük R'ye Y yazmak zorundayım zaten. Anne de sağlıklı göründüğüne göre X üzeri büyük R'si var. Yanında küçük R'li olsun. Oldu mu? Oldu. Aileyi tamamıyla yazabildim. Yani böyle taşınıyor olabilir. Sonuncusu, yani X'e bağlı baskın taşınabilir mi? Bir ona bakayım. Ama X'e bağlı baskınlarda bir şüphelenin, yani bir şey çıkabilir orada. Hemen şuranın üstünden baktığım zaman X'e bağlı baskın. O zaman ben kabul edeyim bunun X üzeri büyük A'ya Y olduğunu. Şunun X üzeri büyük A'ya, yanını bilemiyorum, küçük A'lı da olabilir. Bunun da X üzeri büyük A'ya Y olduğunu. Neyi biliyorum? Göstermeyenlerde büyük A olmayacak. Bu kadın değil mi? X üzeri küçük A'ya küçük A yazacağız. Bu erkek değil mi? X üzeri küçük A'ya Y yazacağız. Patladık. Bir kere bu ikisi göstermiyorsa, bu X üzeri küçük A'ya Y ise, bu da X üzeri küçük A'ya küçük A ise, bunlardan X üzeri büyük A'lı nasıl çocuk olacak? O zaman bu özellik X'e bağlı baskın olarak taşınıyor olamaz gençler. Devam etmeye gerek yok. Zaten bir taraftan yakaladık. Hangileriyle açıklanabilir dediği zaman da cevabımız 1 ve 2 oluyor. Geldim Y kromozomuna bağlı kalıtıma. Y kromozomuna bağlı kalıtımda da şöyle bir durum var. Y kromozomunun homolog bölgesindeki genlerle taşınacak. Yani sadece Y kromozomunda taşınacak. Y kromozomu da sadece erkeklerde olduğuna göre bu özellik babadan erkek çocuklara, yani oğullara geçecek. Babada varsa kesinlikle erkek çocuklarda da görülecek. Örneğimizde kulak kıllılığı. Kulak kıllılığıyla şunu kastetmiyorum. Erkeklerde yaş ilerleyince böyle kulağın iç kısmında bulunan kıllar daha da büyürler. Ondan bahsetmiyoruz. Kulak kepçesi, memesi dediğimiz kısımda kılların çıkmasını bahsediyoruz. Hemen yine bununla ilgili de bir tane soru çıktı karşıma. Bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler aşağıdaki soy ağacında renkli olarak verilmiş. Yine bizim deneme yanılma yöntemiyle çözeceğimiz bir sorudan bahsediyoruz. Hemen soy ağacımı şuraya koyayım. Otozomal baskın olarak taşınıyor olabilir mi diyor. Hemen bakıyorum. Otozomal baskın taşınması için bunun büyük A'yı, bunun büyük A'yı, bunun da büyük A'yı taşıması lazım. Yanlarını bilemiyorum. Ama şunların kesinlikle küçük A, küçük A olduğunu biliyorum. Bu küçük A, küçük A ise yanı küçük A. Küçük A, küçük A ise bu taraf küçük A. Oldu mu?
Oldu. Sonra şuraya baktığım zaman kesinlikle şunların küçük a 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 olduğunu biliyorum. Çünkü neden biliyorum? Otozomal baskın diyor ya, özelliği göstermeyenlerde baskın gen bulunmayacak. Aileyi yazdım. Şunun da yanı küçük a olsun, bu küçük a küçük a olduğu için sıkıntı var mı? Yok, bütün sülaleyi yazabildim. O zaman otozomal baskın olarak taşınıyor olabilir. X'e bağlı baskın. He, bunlarda bir şüphelenmem lazım. X'e bağlı baskın olarak taşınabilir mi? Hemen soy ağacında şuraya yazmaya başlayayım. X'e bağlı baskın dediği zaman bunun X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Bunun X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Bunun da X üzeri büyük A'ya Y olması lazım. Şimdi bu mantıkla bakarsak, bunda özelliğin görülmediğine göre X üzeri küçük A'ya X üzeri küçük A olması lazım. Bitti soru. X üzeri küçük A, X üzeri küçük A ise bu X üzeri küçük A'nın birini babasından birini anasından almayacak mı? Babada X üzeri küçük A yok ki kız çocuğuna verebilsin. O zaman bu ailede zaten tutmadı. Bu ailede X'e bağlı baskın olarak taşınamaz. Y'lere de baktığımız zaman onları hiç yazmama gerek yok. Şimdi bakıyorum. Baba, babanın oğlunda çıkmış mı? Çıkmış. Baba, oğlunda çıkmış mı? Çıkmış. Şu erkek çocuğu karıştırma. Bu bunun oğlu değil. Bu bunun karısıyla evlenmiş. Haliyle şöyle bir baktığımız zaman babadan oğula doğru aktarım gerçekleşmiş. Özellik baskın da olsa, çekinik de olsa babadan oğula mutlaka aktarım gerçekleşir. Eğer Y kromozomunda taşınıyorsa hiç yazma gereksinimi bile duymadık. O yüzden de cevabımız 1, 3 ve 4 şeklinde oldu gençler. Biliyorsunuz akraba evlilikleri dediğimiz bir durum da söz konusudur. Akraba evliliklerinin de olası sonuçları vardır. Televizyonlarda bangır bangır işte akrabalar birbiriyle evlenmesinler, akraba evliliklerinde sakat genler meydana geliyor gibi cümleler duyuyoruz. Aslında mantığı nereden kaynaklanıyor söyleyeceğim hemen. Akraba evlilikleri aralarında kan bağı olan kişilerin evlenmesiyle meydana geliyor. Akrabalık derecesi arttıkça da çekinik allellerle taşınan hastalıkların ortaya çıkma olasılığı artıyor. Çünkü akrabaların genel olarak gen yapıları birbirine benzerdir gençler. Burada da kastettiğim şey ne? Çok kaba bir şekilde söyleyeyim. Şimdi benim diyelim ki işte genlerim var kromozomlarımın üzerinde. Bende de hastalıkla ilgili bir tane çekinik gen var. Bu çekinik gen hasta olma geni. Bunun karşısı da sağlıklı. Yani hem sağlıklılık genine hem hastalık genine sahip olduğuma göre ben neyim? Sağlıklı bir insanım. Bilmem kaçıncı kromozomumun bilmem kaçıncı geninde bulundu bu özellik. Amcamın oğluyla, dayımın oğluyla evlendiğim zaman bizim sülale ortak ya, büyük babalar aynı ya. Onun da genlerinin bilmem kaçıncı kromozomunun bilmem kaçıncı noktasında benimle aynı özelliğe sahip olma ihtimali var. Bu özelliğe sahip olduğu için biz bununla evlenirsek nasıl olacak çocuklarımız? Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A olacak. Yani iki tane çekinik geni, hastalık geni ise bunlar alacaklar ve bizim çocuklarımızda bu hastalık bende görülmüyor, kocamda görülmüyor ama çocuğumda %25 ihtimalle çıkma olasılığı var. Buradan şu sonuca bakma. Her akraba evliliği yapanın hastalıklı çocuğu, sakat çocuğu olur demek istemiyorum. Bak ikisi de aynı özelliğe sahipti, sağlıklı bireylerdi ama %75 ihtimalle, hatta bak %25 ihtimalle hiç görülmeyecek. %50 ihtimalle onun çocukları da taşıyıcı olacak ama %25 ihtimalle bu özelliğe, bu hastalığa sahip olan bireyler de meydana gelebilir. %25 rakamı size küçük bir rakam gibi gelmesin. Aslında çok büyük bir rakamdan bahsediyoruz. Ha, şimdi ben giderim. Amcamın oğluyla evlenirim. Amcamın oğlunun o genetik kısmında şurada asla bu hastalık geni yoktur tesadüfen. O zaman bizim hiç hasta olmayan çocuklarımız, hastalığa yakalanmayacak çocuklarımız meydana gelebilir. Bu bir ihtimaldir. Veya ben giderim Amerika'da bir adamla evlenirim. Amerika'daki o adamın da o geninin o kromozomu üzerindeki noktasında hastalık geni vardır. Bu genler yan yana gelir. Olur mu? Olur. Bunlar ihtimaldir. Ama tabii ki yapılan araştırmalar akrabaların yaptığı evliliklerde bu tarz genlerin, bu tarz hastalıkların görülme ihtimalinin çok daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu bir ihtimaldir. Dediğimiz gibi yurt dışından biriyle de evlenirsem yine aynı noktada aynı hastalık geni bulunabiliyor gençler. Hemen bir tane soru daha karşımıza çıktı. Aşağıda
dünyadaki soy ağacında bir özelliği fenotipinde gösterilen bireyler renkli olarak verilmiştir diyor. Şimdi baktığımız zaman özellik otozomal baskın genlerle aktarılıyor olabilir diyor. Otozomal baskın genlerle aktarılmasını şu şekilde göstereyim ben size. Şimdi otozomal baskın genlerle aktarılıyor dediğine göre o zaman bunun büyük ağlı olması lazım. Yanını bilmiyorum. Bunun büyük ağ olması lazım. Yanını bilmiyorum. Bunun büyük ağ olması lazım. Yanını bilmiyorum. Ama kalanların ne olduğunu biliyorum. Şunlar kesinlikle küçük ağ, 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 küçük ağ şeklinde olacak. E baktığımız zaman şunlara, bunların küçük ağ küçük ağ çocukları olmuş. Küçük ağının birini buradan alsalar olur mu? Olur. Yine aynı mantıkla küçük ağ küçük ağ küçük ağının birini buradan alsa olur mu? Olur. Küçük ağ küçük ağ küçük ağının birini buradan alsa olur mu? Olur. Yani bu özellik otozomal baskın genlerle aktarılıyor olabilir. Bu özellik X kromozomuna bağlı baskın bir genle aktarılıyor olabilir de yine bu sefer X kromozomuna bağlı büyük ağlar yazarak çözmem lazım. E bakıyorum şurası X üzeri büyük ağ'ya Y olmak zorunda. X üzeri büyük ağ'ya X üzeri büyük A olmak zorunda. X üzeri büyük A'ya Y olmak zorunda. Soru zaten tırtladı. Neden tırtladı? Bu göstermediğine göre X üzeri küçük A'ya küçük A olmayacak mı? Bunların kız çocuklarına baktığın zaman X üzeri küçük A'ya küçük A olması gerekmiyor mu? X üzeri küçük A'nın birini kimden alacak? Annesinden. Diğerini kimden alacak? Babasından. Babasında X üzeri küçük A yok ki. Babasında X üzeri büyük A var. Yani bu özellik X kromozomu üzerinde baskın bir genle kalıtılıyor olamaz gençler. Bu özellik Y kromozomuna bağlı çekinik bir genle kalıtılıyor olabilir diyor. Baktığım zaman onun da çıkmadığını nasıl görüyorum? Çünkü bu erkek değil mi baba? Babada olmayan bir şey oğlanda nasıl olacak Y kromozomunda görülüyorsa? Kesinlikle çıkmak zorundaydı. Babada var mı? Var. Bu babanın erkek çocuğunda çıkmak zorundaydı. Yani soy Y kromozomu devam ettikçe görülmesi gerekiyordu. O zaman çekinik veya baskın Y kromozomunda taşınıyor olamaz diyeceğiz. Bir numaralı ailenin çocuklarında bu özelliğin görülmesi iki numaralı aileye göre daha olasıdır diyor. Şimdi baktığımız zaman şöyle iki tane çizgiyi üst üste görürseniz bu iki evliliği yapan kişilerin akraba olduğunu yani aralarında kan bağı olduğunu göreceksiniz. Anlayacaksınız. Arada tek bir çizgi varsa aralarında kan bağı olmayan evliliktir. Yani şunlar akraba, bunlar akraba değil. Bir hastalık geni ise, bir özellik geni ise akrabalarda görülme ihtimali çok daha fazla olacaktır. O yüzden sorumuzun cevabı 1-4 oluyor. Bize de yapılabilirleri sorduğuna göre cevabımız Bursa'ya düşmüş oluyor diyeyim gençler. En son genetik varyasyonlardan ve biyolojik çeşitliliklerden bahsedip konuyu kapatıyoruz. Ekosistem dediğimiz zaman bir sonraki ünitemiz ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunları biliyorsunuz. Bu ekosistemde tabii ki çok fazla derecede canlı var. Bu canlıların da olması lazım. Bu canlılar bizim biyolojik çeşitlilik dediğimiz çeşitliliğimizi meydana getiriyorlar. Genetik çeşitlilik biyolojik çeşitliliğin nedenlerinden bir tanesi. Ne kadar çok canlı varsa o kadar çok farklı gen yapıları vardır. Bu da genetik çeşitlilik oluşmasına sebebiyet verecek. Bireyler arasında genler veya da DNA parçacıkları yapısındaki farklılıklara da genetik varyasyon kelimesini kullanacağız. İşte mavi gözlü insanlar var, kahverengi gözlü insanlar var. Sonuçta insan olmak bir türdür. Göz renginin mavisi ve kahverengisi olması ise genetik varyasyon yani çeşitlilik anlamına gelecek. Rekombinasyon, genetik kombinasyonların oluşması yani DNA eşlenmesi sırasında meydana gelen olaylar olacak. Tür içi farklılıklara varyasyon ismini vereceğiz. Mesela işte esmer varyasyon. Mesela esmer ten rengine sahip insanlar var. Beyaz ten rengine sahip insanlar var. Sonuçta hepsi insan. Tür içi farklılık, çeşitlilik anlamına gelecek. Bireyler arasında genler, DNA parçalarının yapısındaki farklılıklara göre varyasyon kelimesini kullanacağız. Kalıtsal olmayan genin işleyişinde meydana gelen değişimlere ise modifikasyon kelimesini kullanacağız gençler. Mesela nasıl bir örnek verebiliriz? Modifikasyon genleri değiştirmiyor. Diyelim ki ben bembeyaz tene sahibim. Genetik olarak beyaz tenliyim. Kocam da genetik olarak beyaz tenli. Ama siz bizi hiç beyaz göremediniz. Hayatımız boyunca solaryuma giriyoruz. Kış oldu mu işte yazlık ülkeye gidip esmerleşiyoruz. Bizi hiç beyaz tenli göremediniz. Ama bizim çocuğumuz olduğu zaman ben beyaz tenli
beyaz tenli olma gene. Kocam da beyaz tenli olma genine sahip olduğu için çocuklarımız beyaz tenli olacaktır. O zaman benim ten rengimin değişmesi modifikasyondur. Genetik yapımı etkilemez diyeyim. Gençler, sonra DNA'nın nükleotit diziliminde meydana gelen değişimler olabiliyor. Eğer DNA'nın nükleotit diziliminde bir değişim meydana geldiyse biz buna mutasyon kelimesini kullanacağız. Mutasyona sebep olan maddelere ise mutajen kelimesini kullanacağız. Zararlı ışınlar, X ışınları, gama ışınları gibi ışınlar, bazı kimyasal maddeler, çok sıcağa kalınması, pH değişimleri, bazı mekanik etkiler tabii ki mutasyonlara neden olabilecek. İnsanlarda eğer vücut hücrelerinde mutasyon meydana geldiyse, mesela senin gözündeki hücrelerde mutasyon meydana geldi. Gözündeki hücrenle üremenin ne alakası var? Gözündeki hücrende mutasyon meydana geldiyse bu sonraki nesle aktarılmayacak. Ama yumurta ana hücre hücrende, sperm ana hücrende, yani üreme ana hücrelerinde meydana gelen mutasyonlar daha sonraki nesillere aktarılmış olacak. Genetik çeşitliliğinde tabii ki nedenleri var. Mesela mutasyon dediğimiz olayların meydana gelmesi genetik çeşitliliğe neden olabiliyor. Mayoz bölünmeyi gördük. Buradaki crossing over, yani parça değiş tokuşu genetik çeşitliliğe sebep olacak. Homolog kromozomların ve kardeş kromatitlerin rastgele dağılması, bağımsız olarak etrafa yayılmaları genetik çeşitliliğe sebep olur. Döllenme sırasında yumurtanın rastgele bir spermle döllenmesi de yine genetik çeşitliliğin oluşmasına sebep olacak gençler diyoruz ve kalıtım konusunu burada bitirmiş oluyoruz. Bir sonraki videomuzda ekosistem ekolojisi ve güncel çevre sorunlarından bahsedeceğiz. Çok istediğiniz kalıtım soru çözümü yapar mısınız diye kalıtımla ilgili böyle zor soruların içerisinde olduğu bir soru çözüm videosu da yükleyeceğiz gençler. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruyu çözüyorsunuz. Cevaplarınızı yorum kısmına bekliyorum.